şuna. 3,5 günde bütün özel cerrahi. Bir tane slide var. Oftalmolog epizodikle ilgili. Bir slide hazırlamışım. Herhalde muhtemelen 2 dakikada anlatıp bitirmişim ben aslında. Şimdi bunu özellikle söylüyorum şu anda. Yani aslında tabii bilgiyi paylaşmak adına ya da ideal eğitim adına size pek çok şeyi veremiyoruz. Ya da çok yüzeysel geçmek zorunda kalıyoruz. Ozeşat'ın gibi aktiviteler, gibi seminerler, gerekli ödevler olsun. Gerekse sizlerden gelecek bu tür taleplere bizim vereceğimiz yanıt, o bilgi paylaşım dağarcığımızı genişletecektir. Neticede o bilgi slide'ın ardından bir basit. Bakın üzerinde böyle hücre mezarında takım çıkıntıları bulunan böyle bir yapı. Bu işlem oleksinde olmaz. Dikkat çekici bir şey, yine bu hastalığın yaz aylarında ortaya çıkması ama kış geldiği zaman sönmesi. Epizodik ya, sürü hastalığı. Bunun temel 3 nedeni var. Non-hemolytic oleksinde bobis şeklinde rezerv kalıyorlar canlıların üzerinde ya da ortamda. Ama bu mikroorganizma, yani o mikroorganizmanın bu hali patojen değil. Yaz ayları geliyor, güneş açıyor. Ardından ultraviyole radyasyon etkisiyle işte o mevcut molekselalar hemolitik molekselde bovis formuna dönüşüyor. İşte bu mikroorganizmalar patojen var. İşte bu az önce gördüğünüz o moleksella etkeni o pirileriyle çıkan çıkıntılarıyla kornea yüzeyine daha rahat yapışmasına neden oluyor. Bir diğer tüm işte uçak cisimler ki yaz ayları arttığı için bu kadar özellikle yaz aylarında görülmesinin bir diğer nedeni. Ama sadece kara sinekler sorumlu değil bu hastalıkla bulaşmak kaynağı olarak. Direkt kontak yoluyla ya da işte kapalı ortamda aerosol mekanizmayla da moleksinler bireyden bireye taşınabiliyor. Örneğin daha önce bir kara sinek bir ineğin memesine konduysa, oraya moleksinler bovis patojen formunu bıraktıysa onun üstüne hemen buzağı bunu alabiliyor. Hatta öyle ki buzağlar doğum sırasında bile annesinin bu vajinasından geçerken bu etkini alıp doğabiliyorlar. Her ırkta gözlenebiliyor. Yani diyemezsiniz ki doğuşmayanlar daha çok diğer seyirlerde çok daha çok. Ve dünyanın her yerinde az önce de söylediğim gibi gözlenebilen bir hastalık. Kısa var ya gözlerim o hareket. Yanı sıra fotofobi, ışığa bakamam durumu. Ama genellikle bu belirtiler çoğunlukla gözden kaçıyor. Bunun nedeni şu, işte bir alır, örneğin 100 tane hayvan varsa bir takip edemiyorsunuz. Zaten alır koşullarının jilik yapısı çok uygun değil, hayvanın suçu alır, korku, pislik falansa bu belirtileri kaçırabilirsiniz. Yani erken tanıda aslında bunlar son derece önemli ama çoğu zaman gözden kaçan şeyler. Sistemik olarak da sürekli her gün bakın gelip de bağırarak ne bileyim ya da hani siz çağırdığınız yere rutin kontrol yapmıyorsanız yani damarlaşma, normal hiponya diyorsunuz, damarsız olur. Yanı sıra vaskülarizasyonla birlikte eksudasyon, ben bu konusunu hatırlayayım. Eksudasyonla birlikte kombineye gelen damarlardan sıvı kaybı, hücresel dışarı çıkış olduğu için de konyanın kolajen lamellaları arasında yan salgısında ve yan hücreleri birikiyor. Biz de bu durumda işte konya opasite diyoruz. Yani konya konaklaşmadan böyle. Tabii henüz başlangıç olduğu konyanın etkiler dokusunda bir kayıp var. Sigara seyirte bakmış gibiyiz. Tabii ki siz tutup da bütün sürüyü böyle seyirte bayanması her zaman metin olmayabilir ama en azından hani tanıyı destekleyecek bir takım metodlar olarak aklınızın köşesinde bulunsun. Böyle seyirte de çok önemli gözüküyorsunuz. Yani Konya'da vaskülarizasyon yine yani ucu infiltrasyonu ve merkezinde de ciddi neşi. Sineşi neydi? İşte girsin öne doğru yani Konya'nın arka yüzüne ya da arkaya doğru densin ön kapsülüne yapışması olayı. Neye bağlı olarak? İngilosipitisi var. Bizim arasındaki içinde nörotoz bulunan kısımda iri milimlesi okuyor dediğimiz şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Aranızda güçler olabilir. Henüz göz derse anlamı olabilir. Çok sevdiğiniz biliyorsunuz bunu yanlış anlamayın. tabi güzel dediğin şey ise korneal perforasyon olabilir. Evet, korneal perforasyon, korneanın delinmesi. Tüm kalplerinin bütünlüğünü bozulması. Kornea delinirse tabi ki morotosu dışarıya akar, irisi de yanı sıra sürükler. İris artık açılmış olan korneadan dışarıya doğru taşabilir. Dış aklı sürekli havayla iletiş haline geçebilir. Tabi korneanın bütünlüğü bozulursa, gerek moleks, gerek ortamda bulunan diğer mikroorganizmalar gözün içerisinde iyice yayılarak pan oftalmitis yani gözün bütün kaplarının
yanlısına sebep olabilir. Yine birkaç fotoğraflar hemen şey yapalım da uyumadan. Görüyor musunuz? İncecik filmi. Hatta daha da ileri bir formda aradan birkaç yıl geçmiş bir iris iyice dışarıya çıkmış. Üzerini bulup biliyoruz. Tedavide en sonundaki ilaçlar işte ya kağıdan yapıştırılıyor, asılıyor bir takım yerleri ya da ufak hapların içerisinde, işlemlerin içerisinde muhtemelen yerleri dağıtılıyor. Spinetler bir yapım aldıkları zaman görüp kalıyor. Şimdi bu bir çare. Ya da daha da iyisi artık böyle pulverizasyon şeklinde kullanılan, hani biz böyle evlerde şartlama sıkıyoruz ya, onun biraz daha sanayileşmiş formu, belli konsantrasyonlarda hazırlanan ve işletmenin her yeri ilaçlar, bir mikroorganizma, kramatik basit. Ona etkili hemen hemen pek çok antibiyotik var ve onlardan birkaçı burada. İşte panteramisin, penisilin, streptomisin kombinasyonunda. Ampisinin yanında eritromisin kullanmayın çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki eritromisin, yani bu antibiyotiklere karşı oreksendanın belirgin bir direnci var. Arzu ettiğiniz yanıt alamazsınız. O yüzden hiç vakit kaybetmeyin bu antibiyotiklerle. Ve yine yapılan çalışmalar gösteriyor ki az önce saydığımız etkili antibiyotiklerin içerisinde panteramisin daha çok oksitoprasinler daha çok tutuluyor, daha çok tercih ediyor. Çünkü şunu göstermiş çalışmalar, eğer bir süre oksitoprasinle tedavi ediliyorsanız daha sonra tekrar bu enfeksiyonun gelişme olasılığı daha az diğer antibiyotiklere göre. O yüzden daha kalıcı, daha uzun süreli bir etki sağlamamız mümkün. Peki nasıl kullanacağız oksitoprasinleri? İşte günlük enjekte ablaklık şeklinde uygulayabilirsiniz, hasta olanlar gibisiniz. 3 günde bir 2 enjeksiyonla hastalıkta belirli bir kontrol sağlayabilirsiniz ve yayılımını durdurabilirsiniz. Ya da işte bir çok sayıda düzenli kullanabilirsiniz. Penisilin streptomisin karşılığı ki 120 litre penisilin de 3 kez kullanılması takdirde en az penisilin kadar etkili olacaktır. Bu çalışmayı da lokal ve sistemik konstrüktif antrenomotorlar kullanabilirsiniz. Yani bir geliştirmek amacıyla. Mesela filanin kullanabilirsiniz. Ya da lokal voltaren damla kullanabilirsiniz 3 kez. Atropini de lokal kullanmak çünkü biliyorsunuz fibroplazmi geçiktiriyor, gelişmeyi geçiktiriyor, mikroorganizmaları geçiktiriyor. Kolajenaz enzimin etkisini. Bakın görüyor musunuz ne kadar derinleşmiş yüksel, desen altına kadar ilerlemiş, oraya şiddet almış. Tarsolu biliyorsunuz şu göz kapağına, düz göz kapağına bitirmeye işte geçtiği süre. Ne kadar? İşte bir hafta 10 gün bilemediniz 10 gün. Lezzetli oldukça eğlendiğini göreceksiniz. Bakın ama bir de ne kadar bir binada fark var. İşimiz bitti mi bitmedi. Çünkü hala burada damarlaşmalar var. Biraz hücresel ekstrasyon var. Dolayısıyla tedavi, yani lokal antibiyotik tedavisi biraz sürdü. Biraz da nostrif antibiyotik var kullanırsak bu gözle minimal görüş kalbinde bu maddeyi kurtarmış oluruz. Aşılama var mı? Fecek önemli göz hastalığı. Mikoplazma var, klamidya var. Onlara da oksitoprasin deniyor. Yani yine bir aynı hastalık kablosu değil. Hatta etken de farklı. Klinik görünüm de birbirinden farklı. Ama ola ki bir boyun sürüsünde kurulent, konjüktivite karakterize pek çok hasta görüyorsanız yine oksitoprasin kullanabilirsiniz. Çünkü ya mikoplazma ya klamidya. %100 değil ama büyük oranda bu doğru. Atlarda oluyor mu? Yani Norexel'de Boris. Hemen üstüne alındı atçılar. Norexella bovis atlarda bir semptom oluşturmuyor fakat Norexella equi adlarıyla bir başlıyor. Atıyorsunuz diye. Şimdi burada bakın ne zaman 2003 yılında yayınlamışız. Bu benim bir çalışmam. Amerikan Veterinoparmış Dergi'nin yayın organı. Veterinoparmış Dergisi. Orada yayınladığımız bir bagajları belirlemeyecekti. O belirli olarak bu uzaklaştık. Ve tabii taramaya başladık. Yani nedir bu? Ne olabilir? Ne olabilir? Deve kuşları o yıllarda Türkiye'ye henüz yeni girmiyor. Herhangi bir kayıda rastlamadık. Neyse dedik biz işimizi sağlam yapalım. Bilim burada bekliyorsunuz. Yani şu dünyanın ilk olarak bu organın kabul edilmesi adres neresi? İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cevahir Hanım. Etken ne çıktı? Norexella ne? Bovis değil. Şey enteresan, etken Norexella, Velika adlı evler bir başlar Norexella için. Ha şimdi bunu